mutlu musunuz? Tabii ki evet. Yani kaybettiğimiz her maç üzülüyoruz. Bu sene 3 tane maç kaybettik. İkinci devrede kaybettiğimiz 3 karşılaşma. Hepsinde oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani rakiplerimizden daha iyi oynadığımız, daha iyi işler yaptığımız, daha pozitif oynadığımız, futbol adına her şeyi yaptığımız. Ama sonucunda karşılığını alamadığımız böyle 3 tane maç geçirdik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz tabii ki. Ama bir yandan da baktığımızda herkesin takdir ettiği, futbol olarak hakkımızın verildiği geri bildirimler alıyoruz. Bu da hem Rizespor için hem bizler için sevindirici. Biz buna devam etmek istiyoruz. Özellikle bu hafta oynayacağımız karşılaşma Alanyaspor'a karşı yine aynı şekilde oyunu doğru oynayan, ne oynadığını bilen, bu da çok önemli. Yani gerçekten yani Türkiye'de zaman zaman üst sıralardaki takımlarda da görüyoruz. Yani doğaçlama futbolun oynandığı, kaos futbolun oynandığı bir oyun ortaya çıkıyor. Bu hafta bu anlamda iki tane futbolu güzelleştiren, futbolu saha içerisindeki hem dizilişleri, hem oyun içerisindeki kurguları, hem istekleri olarak iyi işler yapabilen iki tane takım. Yani Alanyaspor özellikle burada ligde özellikle oyun olarak ikinci yarı çok beğendiğim takımlardan biri. Sergen Hoca da bu anlamda çok önemli işler yapıyor. Güzel bir futbol şehri Alanya. Güzel bir stat var. Hava güzel olacak. İki tane gerçekten ikinci yarın başarılı takımı. Hem futbol anlamında hem sonuç anlamında iki tane başarılı takımı. Bunların karşılaşması güzel olacağını düşünüyorum ve biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son iki karşılaşma, bu iki karşılaşmayı iyi bir şekilde bitirip Rizespor'u hak ettiği, yakıştığı yere taşımak istiyoruz. Hocam, Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bugün kararlarını verdik Galatasaray'a ilgili. Biliyorsunuz kararları ilgili. En çok da Rize'de Rizespor aldı. Başkan hepsi yani. Samiliyordu, iki maç ceza verildi. Yani... Cezalar, Samudio'nun cezasının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani iki maçlık bir ceza olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani isteyerek yapılmadı. Maçtan sonra da söyledik. Yani maçta günün en üzücü şeyi tabii ki Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasıydı. Keşke yani hiçbir şey olmasa herkes belki üçer puanı birbirine de vermeye razı olurdu. Yani orada bir ayak kırığı oluşmasın, bir sakatlık oluşmasın. İki takım için de bu geçerli. Futbolun çok daha üstüne çıkıyor bu tür şeyler. O yüzden yani Emre Akbaba'nın sakatlanması maçtan sonra da söyledim. Bizi çok üzdü. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Tabii ki yani Samudio'da şut atıyordu ve Emre'yi görmedi ayağını uzattığını. Onu da zaten herkesin ortak kanısıdır. Samudio'nun bu olayda bir şut cezası olmaması olmadı ama iki maçlık bir ceza verildi. Neden o verildi bilemiyorum ama dediğim gibi istemeden yapılan bir şeydi. Hepimiz çok üzüldük. Bizim kararlara gelince tabii ki maçtan sonra da söyledim. Yani maçtan sonra sinirli maçın etkisiyle herkes farklı şeyler yapabilir. Burada önemli olan Türk futbolunu ileriye getirmek için daha sakin olması, daha dikkatli olması. Tabii ki burada en büyük payda Türkiye Futbol Federasyonu'na düşüyor. İnşallah onlar da özellikle bir fırsat var ellerinde. Yani bu yaz Futbol Federasyonu'nun tekrar yapılanması, Türk futbolunun tekrar yapılanma fırsatı var. Yeni bir başkan seçilecek, yeni bir yönetim seçilecek. Yani burada kulüpler tabii ki özellikle bu sene yaşananlardan sonra onların da bu durumda çok büyük etkileri olacak ve inşallah Türk futbolu için yeni bir sayfa açılır diye düşünüyoruz. Çünkü çok iyiye giden bir şeyimiz yok. Yani iyi olarak sayabileceğimiz bir şeyimiz yok. İnşallah dediğim gibi yeni Türkiye Futbol Federasyonu belki yeni MHK olacak ve Türk futbolu yeniden ayağa kalkmak için, güzellikleri yaşatmak için bir fırsat. İnşallah temiz bir sayfa, yeni bir sayfa açılır. Bu da ülkemize, futbolumuza katkı sağlar. Yani sadece cezaları, başarısızlıkları konuşmaktan çıkıp inşallah Türk futbolunun güzelliklerini, başarılarını konuştuğumuz bir sene ortaya çıkar. Hocam, Samir'le iki maç sözünü kapattı. Bir itiraz bulunacak mı Türkiye'ye? Yani bir maça düşünürsen tabii yani, son maç önemli. Tabii ki tahkime gidilecek, tahkim kuruluna gidilecek.
oradaki son maça inşallah onu da yetiştirmeye çalışacağız. Son iki hafta kaldı hocam ligin öncesini. Beşinci sıra bir hedefimiz vardı. Bu hedeften biraz saptık. Şu andaki Çaykur Rizespor hedefindeyiz. Yani iki maçı da kazanmak hedefimiz. Bundan sıralamadaki yerimiz ne olur bilemeyiz. İki maçı da kazanmak için oynayacağız. İki tane tabii ki üst sıralara hem Alanya Spor hem Trabzonspor baktığımızda üst sıralarda yer alan iki tane iyi futbol oynayan takım. İki maçı kazanmak isteyeceğiz. Ondan sonra nerede bitireceğimizi göreceğiz. Ama dediğim gibi hedefimiz iki maçı da kazanmak. Hocam biraz zıranda sesim var. Siz daha az önce söylediniz. Yeni bir sayfa. Sizin tercihiniz iş dünyası mı okulda otursun yoksa futbolu bilen, futbolu bilen gelen birisi mi teknik olarak başkanınız? Yani tabii ki yani Türk futbolun içerisinde, hani yönetim kurulu içerisinde açıkçası, yani Türk futbolun içinden gelen belki yani bu futbolcu olur, teknik adamlık yapmış olabilir, yöneticilik yapmış olabilir, hakemlik yapmış olabilir. Yani gerçekten futbolun içinden gelen, yani bunu basketbolda çok başarılı bir şekilde görüyoruz. Basketboldaki yapılanmanın bir benzerinin inşallah futbolda da ileride görmeyi istiyoruz. Yani bu seçim dönemi olur veya başka bir dönem olur. Ama gerçekten direkt olarak futbolun içinde yaşamış, yoğrulmuş insanların yani futbolu yönetmesi bu anlamda hem Türkiye'ye hem Türk futboluna katkı sağlayacak. Dediğim gibi yani bunun iyi bir örneği var basketbolda. İnşallah futbolda da buna yaklaşan, yani sadece yani şu tabii ki hep başkanlık anlamında demiyorum. Özellikle yönetim kurulu içerisinde, yine futbolun içerisinde yakın zamandan gelmiş futbolcularında yer alabileceğini düşünüyorum. Çünkü orada gerçekten hizmet etmek için bekleyen çok fazla insan var. Hizmet etmek için orada olan insanlar da en iyisini yapmaya çalışıyor. Bundan kuşkumuz yok. Ama biraz daha futbol dünyasında bunun içerisine çekmemiz gerekiyor.